Merhaba sevgili arkadaşlar. Felsefe grubu AYT yayını ile yine sizlerle birlikteyiz. İki psikoloji, iki sosyoloji, iki mantık olmak üzere 6 soru çözümü yapacağız bu haftaki dersimizde. Önce psikoloji sorularımızla başlıyoruz. İlk psikoloji sorumuz gelsin. Buna göre parçada açıklaması yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Duyum çevreden gelen uyarıcıların duyu organlarını uyarması sonucu gerçekleşir. Duyu organının uyarılabilmesi için uyarıcının belli bir şiddete ve duyu organının da belli bir algılayabilme sınırına sahip olması gerekir. Bu sınır bazı duyu organları için yaklaşık olarak görmede karanlık bir gecede 50 kilometreden bir mum ışığını, işitmede sessiz bir ortamda 5 metre mesafede bir kol saatinin işleyişinin sesini, koku almada 6 odalı bir evde bir damla parfüm kokusunu algılama şeklinde örneklendirilebilir. Parçada neyden söz etti? Genel olarak bizim duyumu gerçekleşebilmesi için belli sınırlar içerisinde uyarıcıların olması gerektiğinden söz etti. Bunu da görme, işitme ve koku duyumu üzerinden örneklendirdi. Yani belli bir aralıkta, belli bir alt ve üst sınır içerisinde olması gerekir uyarıcıyı algılayabilmemiz için. Biz bu alt ve üst sınıra ne diyoruz? İşte duyusal eşik diyoruz. O halde burada açıklaması yapılan doğru cevap seçeneği A. Diğer kavramlarımızı da şöyle kısaca açıklayalım. B farklılaşma eşiği. Farklılaşma eşiği iki benzer uyarıcı arasındaki farkı algıladığımız en küçük eşiği ifade eder. Burada uyarıcılar arasındaki farka dair herhangi bir açıklama yapılmadığı için bu seçenek olamaz. C duyarsızlaşma. Sürekli maruz kalınan bir uyarıcıya artık duygusal olarak tepki gösterilmemesi durumunu ifade eden bir kavramdır. Burada böyle bir açıklama yapılmadığı için, parçayla örtüşmediği için bu seçenek de olamaz. D. Yetersiz uyarılma. Yetersiz uyarılma bir uyarıcının şiddetinin ya da miktarının çok alt seviyede, çok az düzeyde olmasıdır. Burada uyarıcının az olduğuna değinilmedi. Yalnızca uyarıcının belli bir eşik arasında kalması gerektiğine vurgu yapıldı. Bu seçenek de olamaz. E. Duyarlılaşma. Sürekli maruz kalınan uyarıcının tekrar etmesi sonucunda kişinin bu uyarıcıya karşı bir hassasiyet göstermesi durumudur. Böyle bir hassasiyetten de söz edilmediği için bu seçenek olamaz. Doğru cevabımız A. Duyusal eşik. Diğer sorumuzla devam ediyoruz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi organizmanın aynı uyarıcıya farklı tepki göstermesine örnek olarak verilebilir? Davranış organizmanın içsel ve dışsal uyarılanlara karşı gösterdiği her türlü tepkidir. Davranışların ortaya çıkma nedenlerini açıklamak her zaman kolay değildir. Aynı uyarıcı farklı organizmalarda farklı tepkilerin ortaya çıkmasına sebep olabildiği gibi aynı organizma aynı uyarıcıya farklı durumlarda farklı tepkiler de gösterebilir. Aynı zamanda farklı uyarıcılar organizmada aynı tepkilere de neden olabilir. Soruda bizden ne isteniyor? Aynı uyarıcıya farklı tepki gösterilen durumu örneklendiren seçeneği bulmamız isteniyor. Bakalım seçeneklere. A. Bilgi yarışmasını kazanan Selin'in mutlu olması. Bilgi yarışması burada bizim için uyarıcı. Mutlu olması ise ona gösterilen tepki. Yarışmayı kazandığında her zaman kişi mutlu olacağı için belli bir uyarıcıya gösterilen aynı tepki söz konusudur. Bu nedenle A seçeneği olamaz. B. Aç olmayan birinin çok sevdiği yemeğin kokusundan rahatsız olması. Birey normalde çok sevdiği yemeğin kokusundan rahatsız olmaz. Ama aç olmadığı zaman yemeğin kokusu hoş gelmiyor. Bakın burada nedir? Yemek kokusu bir uyarıcı. Fakat duruma göre kişi de farklı tepkiler yaratıyor. Aynı uyarıcıya birey farklı tepkiler vermiş. İşte tam olarak soruda bizden istenen örnek bu. O halde doğru cevabımız B seçeneği. Diğer seçeneklere bakalım. C. Kedi tarafından tırmalanan Ali'nin bütün kedilerden korkmaya başlaması. Bu koşullanma yoluyla edinilmiş bir davranıştır. Burada kedi bizim için bir uyarıcı, korkmak ise bir tepkidir. Burada bir genelleme söz konusudur. Aynı uyarıcıya gösterilen farklı tepki söz konusu değildir. Bu seçenek olamaz. D. Sınavdan düşük not alan öğrencinin mutsuz olması. Yine A seçeneğinde olduğu gibi burada da düşük not alan kişi her zaman mutsuz
olumsuz olur. Farklı bir tepki gösterdiği bir örneklendirme olmamış, bu seçenekte olamaz. E dişçiden korkan çocuğun beyaz önlük giyen herkesten korkması. Burada dişçinin beyaz önlüğü uyarıcı, korkmak ise bir tepki. Yine bir genelleme söz konusu burada. Bu nedenle bu seçenekte olamaz. Doğru cevabımız B. Sosyoloji sorularımızla devam ediyoruz. İlk sosyoloji sorumuz. Bu parçadan tabakalaşma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor. Olumsuz bir soru kökü dikkat ediyoruz. Tarihsel süreçte hemen her toplumda insanların birbirinden saygınlık, ekonomik durum, eğitim, cinsiyet, etnik köken ve benzeri nedenlere dayalı olarak ayrıştıkları görülmüştür. Bazı toplumlarda bireyler arası bu ast üst farklılaşması doğuştan verilmiş, değişime kapalı bir biçimde yapılanırken bazı toplumlarda bireyler içine doğdukları aileden çok kendi çaba ve yetenek, beceri ve girişimleriyle bulundukları konumları aşıp üst sınıfa çıkabilmişlerdir diyor. Şimdi hangisine ulaşılamadığını bulmak için seçeneklerimize bakıyoruz. A. Hiyerarşik bir sınıflaşmaya neden oldu. Hiyerarşik sınıflaşma nedir? Toplum içerisinde ast üst ilişkisine dayalı bir sınıflaşmadır. Parçada zaten tam olarak bundan söz etti. Bireyler arası ast üst farklılaşması doğuştan verilmiş, değişime kapalı bir biçimde gerçekleşebilir dedi. Bu ifadeden A seçeneğine ulaşılabilir. B. Bireye avantaj ya da dezavantaj sağladı. Bireyin saygınlık, ekonomik durum, eğitim, cinsiyet, etnik köken olarak ayrışması bireye bir takım avantajlar ve dezavantajlar sağlamaktadır. Yani olumlu ve olumsuz olarak bireye dönüşleri vardır bu saygınlığın ve ekonomik durum, eğitim gibi unsurların. Bu nedenle buradan bu seçeneğe de ulaşılabilir. C. Bireylerin yaşam standartlarını biçimlendirdiği. Yine ekonomik durum, saygınlık, eğitim ne yapacaktır? Bulunduğumuz tabakaya göre bizim yaşam standartlarımızı belirleyecektir. O yaşam standartımız ona göre şekillendirdiği için biçimlendirdiği sonucuna da ulaşabiliriz. D. Tabakalara olan aidiyetin farklı şartları olabileceği. Birey bulunduğu tabakayı benimsemesi ona aidiyet duyması anlamına gelmektedir. Kapalı tabakalarda bireyler içinde bulundukları toplumdan başka bir tabakaya geçiş söz konusu olamaz. Fakat açık tabakalaşma sisteminde birey bulunduğu bir tabakadan başka bir tabakaya geçebilir. Bu farklı koşullarda gerçekleşeceği için bu seçeneğe de ulaşılabilir. E. Toplumda ortak bir yaşam biçimini amaçladığı. Bakın farklı tabakalardan, farklı sınıflaşmalardan, saygınlık, ekonomik, eğitim düzeyinin farklı olmasından söz etti. Bu durumlar farklıyken ortak bir yaşam biçimi amaçlanabilir mi? Hayır, toplumda bireyler bu yaşam biçimi konusunda da birbirinden ayrışmaktadır. O halde ulaşılamayacak. Dolayısıyla doğru cevap seçeneği E. Diğer sosyoloji sorumuzla devam ediyoruz. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Toplumsal hareketlilik, insanların toplumsal tabakalar arasında ya da aynı tabaka içinde gerçekleşen fiziksel veya toplumsal konumları açısından yer değiştirmelerini ifade eden bir kavramdır. Bir toplumsal tabaka içinde yer alan bireyin, örneğin bir tarım işçisinin başka bir ilde bu işi yapmaya devam etmesi ya da bir fabrikada işçi olarak çalışmaya başlaması aynı tabaka içinde gerçekleşen yatay hareketliliğe örnektir. Ancak bir tarım işçisinin fabrika sahibi olması ya da fabrika sahibi birisinin iflas edip fabrikasında işçi olarak çalışması sosyoekonomik durumunda ve statüsünde bir değişimi getirdiğinden bu durum tabakalar arasında gerçekleşen dikey hareketliliği örneklendirir. Evet, şimdi hangi seçeneğe ulaşılabilir bakalım. İki tür hareketlilikten söz etti. Yatay ve dikey hareketlilik olmak üzere parçada genel olarak bunları örneklendirdi. A. Yatay hareketlilik bireyin refah seviyesindeki değişiklikle ilişkilidir. Parçada yatay hareketlilik için ne denildi? Bireyin bulunduğu konumda mesela bir işçinin başka bir ilde çalışması. Burada bireyin refah seviyesinde bir değişiklik söz konusu mudur? Hayır. Bu nedenle bu seçeneğe ulaşılamaz. B. Toplumsal hareketlilik sosyal düzenin bozulmasına
sebep olur. Toplumsal hareketlilik dikey ya da yatay olması toplumun dinamiğini gösterir. Bunun bir toplumsal sapma olması söz konusu değildir. Toplumsal sapma neydi? Toplumun genel kabul gören davranışları kalıplarının dışına çıkmaktı. Burada bu hareketlilik sapmaya neden olmaz. Bu seçeneğe de ulaşılamaz. C. Dikey hareketlilik daha üst bir statüye geçmeyi işaret eder. Parçada da örnek üzerinden açıklandı zaten. Bir fabrika işçisinin fabrika sahibi olarak bir üst seviyeye geçmesi söz konusudur. Fakat dikey hareketlilikte aşağıya doğru bir hareket de söz konusu olabilir. Yani fabrika sahibiyken işçi de olabilir iflas edip. Bu nedenle dikey hareketliliğin sadece bir üst statüye geçmek olduğunu söyleyemeyiz. Bu seçeneğe de ulaşılamaz. D. Toplumsal hareketliliğin birey için olumlu ve olumsuz sonuçları olur. Birey yatay ya da dikey hareketlilik söz konusu olsun hem olumlu hem olumsuz sonuçlarla karşılaşabilir. Örneğin işte iflas etmek olumsuz bir durumdur ya da refah seviyesinde bir gelişme olması olumlu durumdur. O halde parçadan ulaşılabilecek. Dolayısıyla doğru cevap seçeneğimiz D'dir. E seçeneğine bakalım. Yatay hareketlilik eğitim seviyesindeki artışla gerçekleşir. Yatay hareketlilik bulunduğumuz tabaka içerisindeki hareketlilikti. Eğitim seviyesindeki artış genelde dikey hareketliliği getirir. Alt tabakadan üst tabakaya doğru geçişi sağladığı için bu seçeneğe de ulaşılamaz. Doğru cevabımız D. Mantık sorularımızla devam ediyoruz. İlk mantık sorumuz geliyor. Buna göre aşağıdaki kavramlardan hangisi tanımlanamazlar, içinde yer almaz diyor yine olumsuz bir soru kökü. Bir şey ile ilgili nedir sorusuna verilen cevaba tanım denir. Peki her şeyi tanımlamak mümkün müdür? Dış deneyin konusu dışında kalan içsel yaşantılar, duyumlar ve üstün cinsler tanımlanamazlar sınıfına girerler. Şimdi seçeneklerimize bakalım. A. Varlık. Varlık bir üstün cins olduğu için tanımlanamaz. Bu nedenle tanımlanamazlar arasında yer almaktadır. B. Sevgi. Sevgi nedir? Bir tür duygudur. Duygularımızı olduğu gibi bir başka insana aktarmak, bunun tam tanımını yapmak mümkün müdür? Hayır, mümkün değildir. Duygular da tanımlanamayanlar arasındadır. C. Koku. Koku da bir duyumdur. Duyumları yine algıladığımız biçimde başka insanlara tam olarak tanımlamamız mümkün değildir. Parçada da duyumların tanımlanamadığından söz edilmiş zaten. D. Zaman. Zaman da yine bir üstün cinstir. Bu nedenle bu da tanımlanamazlar arasında yer alır. Peki E. insan. İnsanın tanımını yapabilir miyiz? İnsana dair ayrımla cinsine dayanarak tanımını yapabiliriz. Bu nedenle tanımlanamazlar arasında yer almayan, dolayısıyla doğru cevap seçeneğimiz E. Diğer mantık sorumuzla devam ediyoruz. Buna göre aşağıdaki kavram çiftlerinden hangisi arasında tam girişimlik ilişkisi vardır. Kavramlar arası ilişkilerde iki kavramdan yalnızca biri diğerinin bütün bireylerini karşılaması tam girişimlik ilişkisi olarak ifade edilir. Tam girişimlik ilişkisinde gördüğünüz gibi bir kavram diğerini ne yapacak? Tam olarak kapsayacak. Tam girişimlik ilişkisini şematik olarak bu şekilde ifade ederiz. Bir kavram diğer kavramı tam olarak kapsar. Şimdi seçeneklerimize bakalım. A. Öğretmen gözlüklü. Burada birbirini tam olarak kavraması söz konusu olan bir kavram var mı? Hayır. Bazı öğretmenler gözlüklüdür. Bazı gözlüklü olanlar öğretmendir. Yani bunlar bir kısmını kapsadığı için birbirinin bu kavramlar arasında eksik girişim. Eksik girişimlik söz konusudur. Bu seçenek olamaz. B seçeneğine bakıyoruz. Taş ve çiçek kavramları arasında herhangi bir ilişki yoktur. Gördüğünüz gibi hiçbiri diğerini tam olarak kapsamamaktadır. Yani hiçbir taş çiçek değildir, hiçbir çiçek taş değildir. Bunlar arasında da ayrıklık ilişkisi vardır. C seçeneğine bakalım. Hayvan, kedi. Hayvan kavramı, kedi kavramını tamamen içine alır mı? Evet. Bütün kediler hayvandır. Bazı hayvanlar kedidir. İşte bu tam girişimlik ilişkisine
örnektir. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneğidir. B, pembe elbise. Yine bazı elbiseler pembedir, bazı pembe olanlar elbisedir. Yani ikisi de her birinin bazı üyelerini kapsamaktadır. Gördüğünüz gibi üyelerini bir kısmını içine almaktadır. Bu da A seçeneğinde olduğu gibi eksik girişimliğe de örnektir. Son seçeneğimize bakalım. Akıllı ve düşünen. Bütün düşünenler akıllıdır. Bütün akıllı olanlar düşünendir. Yani bu kavramlar her ikisi de birbirinin tüm üyelerini kapsamaktadır. Bu tip kavramlar arasında da eşitlik ilişkisi olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevabımız C seçeneği. Tam girişimli örnek olan kavramlar hayvan ve kedi.